Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Tamar Manager Simülatör'ün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Tamar Manager Simülatör'de dükkanımızı iyiden iyiye geliştirmiştik. Özellikle ızgaramızla birlikte birçok et pişirmiştik. Yani geçen bölüm paso hazırlıkla geçmişti. Bulaşıklarımızı yıkadık, etimizi pişirdik, çorbamızı hazırladık. Alkollü içeceklerimiz hazır ve nazır vaziyette beklemekte. Çorbalarımız hazır, sosislerimiz standa dizili. Bayağı da güzel param var. Sevgili Yüzalan, 13. ayın kutlu olsun, hoş geldin. Bayağı da bir param var. Upgrade'imizi falan yaptım. Şimdi gelişim ağacından sevgili dostlar, ızgarayı da son kademeye getirmişim artık. Biraz para kazanıp taverneyi upgrade'leyip daha sonrasında ise peri yardımcıları alarak garson ve aşçı perilerin yardımıyla bu dükkanı daha rahat işletebiliriz diye tahmin ediyorum. Üstüne üstlük ek tepsi geliyor. İki tepsiyle birden servis yapmak çok daha pratik olacaktır diye tahmin ediyorum ve depolama alanının daha az geniş oluşu bizi biraz yıpratabiliyordu. Yeni depolama alanı alalım. Yeni level'da mesela 6. level'ı geçtikten sonra 7'ye geçtiğimizde peynir rafları, şarap fıçısı gelecekmiş. Bununla beraber bir peri yardımcısı daha gelecekmiş efendim. Baya baya ilerliyoruz biz oyunda ya. Açalım dükkanımızı. Boyu küçük ama yüreği büyükler dükkanımız açılsın. Ve dükkan kazanmaya başlasın. Çünkü bütün hazırlıkları yaptık. Bütün hazırlıkları tamamladık. 1 milyon babuş coin'de. Abi. Sürprizi kaçmasın şimdi. Söylersem sürprizi kaçar. 1 milyon babuş coin'e verileceklerin. Ozan onu 2-3 defa aldı. Dadı da damağında kaldı. Şimdi efendim, dükkanı gecenin ikisinde açtı. Gecenin ikisinde açılan dükkandan pek bir hayır gelmeyebilir. Suyumuz duruyor, yedek suyumuz. Ben biraz daha odun keseyim madem, yani dükkana müşteri gelene kadar en azından. Yakacak ateş için, hem ızgara için, hem şey için lazım oluyor çünkü çorba için. Kesebildiğimiz kadar odun keselim efendim. Müşteri geldiğinde de onunla ilgileniriz. Efendim sevgili Mami Paşa 50 bit göndermiş. İyi yayınlar Samet'im. Çok bir şey kaçırmadım umarım demiş. Hoş geldin. Hiçbir şey kaçırmadın. Biz de zaten daha yeni başladık. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin yayında. Şimdi stoklardaki bu odunlar yok olmuyor dostlar. Onun size bilgisini vereyim. Acil sipariş. Allah Allah. Ne istiyorsunuz efendim? Buyurun. Sosis. Al babu. Dükkana girer girmez de dükkanımı kirletmiş. Hey. Anlamadım ilkinde mi? Ya evet, Ozan Efendi'ye siz bakmayın, o maneviyat duygusu yüksek değil Ozan'ın. Bu arada dükkanda baya baya masamız, sandalyemiz var. Kullanılabilir alanlarımızın sayısı iyiden iyiye artmış vaziyette. Ben hemen teslimat kısmından mobilyalara bakmak istiyorum. Bir tane daha dörtlü masa alınabilecek durumdaymış, hemen dörtlü masayı alalım. Bununla beraber herhangi bir dekorasyon falan ayarlamadık. İhtiyaç olacağını da zannetmiyorum. Teslimat yolda. Sosis ikram ettik beyefendiye. Yavaş yavaş coşacak buralar. Abi müşteriyi gösteriyor. Benim kameramdan dolayı göremiyorsun. Dur bak, onu nasıl ayarlarız biliyor musun? Sol yukarı aldım bebeğim. Sağ yukarı. Bak, müşteri geldiğinde kenarda emir yazıyor, görüyor musun? Mesela bir tane sosis, bir tane de yahni istiyorlarmış, ızgara. Hemen sosisi alalım, ızgarayı alalım. Buyurun, afiyet olsun. Müşteri geldiğinde gösteriyor, sen onu benden dolayı göremiyordun. Oyun gerçekten çok güzel bu arada. Oo, Unal Karaca ardarda 3 yayını da kaçırmadan izlemiş.
Teşekkür ediyorum efendim. Artık bu arada Twitch'in öyle bildirimleri var. Bu adam şu kadar saat yayında durdu. Bak bu yayınları gördü, etti. Haberin olsun falan diye Twitch efendi bildiriyor. Aa, ne oluyor lan? Nene geliyor. Ama nene dükkana ayin yapa yapa geliyor herhalde. Şit! Fik! Bacağına sıçarım. 15 altın verince prestij geliyordu ama ben tavaya 50 altın verdim aşkım. O tavayı kullanacağım. Yani teyzem kusura bakmasın yani. Kendisini sopalamak durumundayım. Arkadaşlar bu arada masaların kenarında şey unutabiliyorlar. Bir bira iki et. Hemen geliyor. Şunu bulaşığa bırakalım. Şuradan iki parça et alalım. Biramızı alalım. Afiyetler olsun efendim. Her yerde servis alanımız var. Biraz daha böyle müşterilerin yoğun gelmesini arzu ederdim açıkçası. Sağ ya da sol aşağı. Evet, kameranın o kısımları müsait. Baranım hoş geldin balığım. Nasılsın? Abi görevler hala gözüküyor. Bak çorba servis et. Bira servis et. Kameranın eski yeri iyiydi diyorsanız okey, oraya alıyorum geri. Ya müşteriyi ben görüyorum zaten. Siz takılmayın. En azından onu göstermiş oldum. Bir bira, bir et. Dükkandaki bütün stoklar tükenene kadar ben servis yapacağım bu arada. Elimde fazladan bir tane çorba kaldı. Onu biri alaydı ya. Çorbanın ateşini bir harlayalım. Izgaranın ateşinin yanmasına gerek yok diye düşünüyorum. Buraya boşuna kesmedik. Çorbanın ateşini bir harla. Buradan çıkan çorba efsanevi düzeyde bu arada. Bir çorba, bir et. Bu arada etler falan efsanevi kademede olduğu için oldukça güzel paralar veriyor. Masalar silindi. Başka herhangi bir kirpas yok. Tertemiz. Valla Baran'ım, ben de seni gördüm, daha iyi oldum. Caner'im günaydın. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin dileğin için. Sağ olasın. Nasılsın? Keyiflerin nasıl? İyisindir inşallah. Baran'ım bu arada Left 4 Dead 2'yi kurdum. Enver abim de kurmuş. Modları da kurdum. Saat 4'ten sonra Enver abim müsaitim dedi. 4-5 gibi kick yayınında Left 4 Dead 2 yapabiliriz. Sana da uygun olursa. Yazdıklarınız geliyor efendim. Gözüküyor. Aa, Bino Game donate'leri. Evet abi, onu ayarlayamadım ya. Kesenize bereket efendim. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Uzun yıllardır sıkılmadan, bırakmadan bu işi layıkıyla, efendiliğini bozmadan yapıyorsun. Selamlar, ilk defa sana donate atıyorum. Kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Abi ona ne getirmişler biliyor musun? Streamlabs'i güncellemişler. Şimdi beni de biliyorsunuz, ben yaklaşık olarak 2 aydır sadece Kick'ten yayın yapıyordum. O yüzden ben YouTube'un bütün alertlerini, Twitch'in bütün alertlerini sildim. Sanki bir daha ömür boyu geri dönmeyecekmiş gibi. Geri de yapamadım. Abi kesenize bereket, çok teşekkür ederim. Geri yapamadım vallahi, beceremedim, IQ'm yetmedi. Sesli donate okuma sistemi gelmiş. Sesi nasıl kapatacağımı çözemedim. Şimdi o sırada şey vardı böyle. Yayında bazı agalarla tartışmış mıydık? Bir şeydi. Dedim şimdi sesli sesli anama avradıma sövmesinler. Çünkü normal donate olunca sorun değil de sesli dile getirince gücüme gidiyor. Ama benim o huyumdan vazgeçmem lazım. Sanki bir daha geri dönmeyecekmiş gibi her şeyi silmeceden falan. Hoş geldin Hasan'ım. Teşekkür ederim.
Dostum keyifli seyirler diliyorum sana. Hem burada hem YouTube'da hem Kick'te günün her saati yayın oluyor. Bilgin olsun. Hangisi hoşuna giderse oradan izleyebilirsin. Tatlı tatlı bir rüzgar esti var ya. Ben perdeyi komple açıyorum şöyle hatun. Aa, çok güzel oldu. Laron hoş geldin. Selamlar. Oo, Caner'imin de Strike 3. Baran'ım sen nasıl istersen, sıkıntı yok. Left 4 Dead'de 4 yoksa gelebilirim. Ozan'ım biz 4 müyüz değil miyiz bilmiyorum. Bak ben indirdim. Enver abim indirdi. Baran'ım var 3. Hani Samet'im falan indirdi mi bilmiyorum. Yer olabilir yani. Biri herhalde nükleer atık olarak geldi dükkana. Sosisli ve şey siparişi bira. Abi dur, dükkana müşteri akın etti aniden. Bira. Sosisli. Al bakalım. İki bira, bir çorba, bir sosis. Bir sosis, iki bira, bir çorba. Afiyet olsun. Ben mümkün mertebe dükkanı temiz tutmaya çalışıyorum da. Temiz kalırsa. Diyorum ya, şu peri yardımcıları alınca benim sorun çözülecek galiba. Çorba ve et. Çorba. Bulaşıkları bırak. Et. Abi et çok gidiyor. Et baya baya gidiyor bu arada. Bana bir temizlikçi peri falan lazım. Zira gelen adam burayı ahır olarak kullandı. Geleceğim, geleceğim. Paspas atmaktan iflahım kesildi lan. Siz ne istediniz hocam? Çorba 2 et. Getireceğim. İki tane et. Bir çorba. Afiyet olsun. Bir bira. Bir sosis. Afiyet olsun. Kirliler alındı. Bulaşığa atıldı. Ah be. Biranın birini çıkartamadık. Tırt çıktı. İki çorba. En sevdiğim müşteri. Çorba için. Bu arada çorba ve bira servis et görevi tamamlanmak üzere. Müşterileri dışarı çıkarmıyorum bu arada, paspas atacağım diye. Ha. Selamlar sevgili Ezel Bayraktar, hoş geldin. Vallahi Baran'ım, canımız nasıl isterse, hani canınız nasıl isterse. Ozan'ım 4 olacaksa olsun. Çorba, sosis, et. Çorba, sosis, et. Yanılmıyorsam bir et yemeği daha vardı. Bir et. Çorba, sosis, et. Kirli masa. Hop cumburlop. Kur'an'ın ateşi bitmeden güzel çorbaları alaydım iyiydi. Bira ve et. Arkadaşlar ızgara etin metin bitmek üzere ha. Mami Paşa abonemiz olarak aramıza katılıyor. Mami Paşa hoş geldin. Aboneliğin için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
İyi günler diliyorum sana. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsundur. Şey diyeceğim, şu kötü birayı alıp döker misin? Müşteriye kötüsünü servis etmeyelim. Çorba et. Hemen geliyor. Yok bu arada oyun var ya bir... Arkadaşlar da diyor yani oyunun bence tek eksiği co-op diye. Oyun bir co-op istiyor abi. Bira, sosis, et. Et o kadar çok gidiyor ki. Etten bak son 4 tane kaldı. Bira, sosis, et. Etim kalmayacak. Ben ister istemez bu dükkanı kapatıp alışveriş yapmak zorunda kalacağım. Hop şunu alalım. İki bira bir et. Tabakları falan da yıkamam lazım. Ya da tabakları Peri'ye yıkatırım ya. Aşkım sadece bulaşıkçı var. Peri tozunu veriyorsun. Bulaşıkçı senin yerine yıkıyor. Yani o bulaşığı yıkarken ben de diğer işlere koşturabilirim. Et falan pişireceğim. Aa bira iki çorba. Hemen buyurun efendim afiyet olsun. Oradaki müşteriyi ben göremedim. Şuradaki efsanevi çorbaları alalım. Bana bir servis masası daha lazım ya. Çorbasıdır, birasıdır. Bir bira bir et. Abi etim son porsiyon. Etim son porsiyon. 40 tane bulaşık birikmiş. Dikkatli olmam lazım. Ortalık kirli masayla dolu. Bu bir bug mı yoksa millet otururken para çantası mı düşürüyor bilmiyorum. Acele sipariş. Al baba sosis. Bugün akşama kadar kaç müşteriye baktık biz ya? Peki mesela şurada oturdular, burada düşürdüler mi? Bug olmayabilir. Belki de bir oyun mekaniğidir hani böyle kenara düşen şey para. Bilemiyorum dediğim gibi oyun mekaniği de olabilir. Bug da olabilir. Bir et, bir sosis, bir bira. Vallahi sonuncusu size gelecek galiba. Bir bira. Son etim. Ve sosis. Afiyet olsun. Daha fazla müşteri kabul edemeyeceğim. Ay, dörtlü grup geliyor. Dörtlü grup geliyor. Tabağım yok ki mesela. Yani hani hızlıca et sipariş edeyim diyeceğim. Tabağım yok. İnşallah çorba morba bir şey isterler ya. Biraz sosis, iki et. Abi şöyle yapacağız. Ben bu arkadaşı besleyeceğim. Bulaşık yıkamaya göndereceğim. Hacı babam, dur gelişim değil. Teslimat. Bir çorba daha yaparız. 10 tane daha sosis satın al. Otuz parça et ver. Bir tane de peri tozu ver. Hadi bakayım. Abi beklerlerse bunlara servis yaparım. Eti pişiririm yani. Çünkü periyi devreye soktum. Peri burada bulaşığı yıkayacak. Peri babayı yıkar burada. Nereye yetişecek burada? Oo, bir de kirli tuvalet var. Hadi bakalım. Abim onu oynadık. Enver abim.
Baran'ımla Yusuf'umla beraber oynadık. Ale and Tail Simulator. Onda da iki kişilik co-op işletiyoruz taverneyi. Onu oynadık biz. Bu arada bu garip gureba oyun değil be Berat. Yani bence aşk gibi oyun abi. Nesini beğenemedim mesela? Şimdi eti pişireceğim, tabak yok. Peri'nin tabakları yıkamasını beklemem lazım. O ara bardaklara bira doldurabilirim. Buradaki adamlar bekliyor. Temizlik yapalım. Buradakilerin acele emri olmadığı için ben dükkanı kapatıp uyumadığım sürece bekleyecekler diye tahmin ediyorum. Bir de bir tuvaleti temizleyelim. Evet evet, Vileda'yı bir şey yapmak lazım. Arkadaşlar şimdi bir bok harmanlayacağız. Bir de o kadar güzel ses efekti yapmışlar ki. Şifa ustam. Şimdi bu ellerimle müşteriye yemek servis edeceğim. O kadar çok bulaşık birikti ki su yetişmiyor bu arada. Su yetişmiyor abi. Öyle bir bulaşık var ki. Ya yeterince çorbamız var. Şimdi ben çorba kaynatmaya kasmam. Izgara yapabilirim bir ateşi yakıp. Bu adamın şeyi bitirmesini bekleyeceğim. O ara bir bira dolduralım. Bira perfect olursa çok müthiş para veriyor. O yüzden gayretim perfect yapmaya. Tamam. Full perfect bira. Full perfect çorba. Bizimkine bir su daha. Tamam, işi bitti. Ellerine sağlık. Şimdi bir et pişirmek lazım. Et pişirip servis yapmak lazım. Abi ne bulursam oynuyorum ben ya. Benim öyle oyun ayırt etme şeyim yok. Baya baya bildiğin ne bulursam oynuyorum. Şuraya biraz sosis ekleyelim. Biramız var. Çorbamız var. Bulaşık yıkandı. Perileri besleyecek peri tozumuz var. Hemen bir su daha alıyorum. Çorbaya götürüyorum. Malzemesi hazır olsun. Yakmak istediğimiz zaman yakarız. Şurada kestiğim odunları alıp ızgarayı bir yakıyorum abi. Selamın aleyküm. Biraz et dilimleyelim babuşka. Acık et dövelim. Tertemiz. Babuş pişir. Oh maşallah maşallah. Ha, pişirmeye devam. Yirmi tabak etim hazır. Şimdi benim ne kadar param var? Buradan mesela taverna kademe 6, 700 altın. Peri yardımcıları 200 altın. Taverna'yı upgrade'liyorum.
Ondan sonra da peri yardımcılarını alıyorum. Dükkanı şöyle bir açıyorum. Ve diğerleri işe alındı mı? Gül ve papatya. Bayan garson, bulaşık makinesi, aşçı. Abi garsonluk yap. Abi biri garsonluk yapıyor, biri aşçılık yapıyor. Ve bunların meslek seviyesi falan var. Garsonluk yapan peri ne yapıyor? Tek tek mi götürüp veriyor, topluca mı götürüp veriyor? Ben aşçı yapmayayım o zaman abi. Sen de garsonsun. Yürü. Ve hepsinin yemeğini full verdim. O zaman ben sadece pişirmeyle falan uğraşacağım. Bak bulaşıkta adam var. Şeyde adam var. Garson olarak mesela servis yaptıktan sonra bir de topluyor mu? Sadece acele emirlere bakarız biz o zaman burada. İkincisi harekete geçti mi? İkincisi de harekete geçti. Okey abi, büyük rahatlık. Onur'um hoş geldin. Babuş ben veriyorum iki tas çorba. Benim verdiğimi ne yapıyor mesela? Delirdi. Ben şu an çorbanın akıbeti merak ediyorum. Verilmişse alıyor, geri yerine koyuyor. Gel teyze gel. Gel. Gel bir amel defterini kapayım senin. Gel. Abi çorbayı nereye götürüyorsun? Ha buradaki masaya da koyulabiliyor. Aa yok, buradaki masadan ben alamıyorum. Ha bulaşıkları falan topluyor. Hesabı alıyor. Oğlum çok iyi. Ve bunların çalışması için sadece benim bunlara peri tozu vermem yetiyor. Yeni tepsi. İki tane tepsiyle gidebiliyorum. Deponun kilidini açabiliyorum. Daha fazla malzeme ıdı bıdı falan için. Yeni müşteriler, yeni mobilya, yeni dekorasyonlar. Yeni mobilya olarak ne geliyor mesela? Daha fazla masa, sandalye falan alabiliyorum. 6 kişilik masa alabiliyorum. Bence bu oyun 6 kişilik masayı veriyorsa bu 6 kişilik masaya biri gelip oturacak demektir abi. Bunu bir al. 6 kişilik masayı nereye kurarız? Aa baksana şurada camış gibi yer açıldı lan. Mesela arkada da yer açıldı. Hacı abi dur, seninle ilgilenirler. Mesela şöyleli bir şey yapsam, iki kişilik masaları alıp böyle kenara koymalı. Çok mu dip dibi oldu? Bu sanki çok dip dibi oldu. Bir tek şunun böyle bir oturtulacak sistemi olaymış, iyiymiş ya. Tam yeterince ayrık gibi. Her neyse. Bizim şu an yapmamız gereken tek şey mutfakla ilgilenmek. Yemek olduğu sürece onlar servis yapacaktır zaten. Etini, metini halledecektir. İşte bulaşığı falan hallolacaktır. Mesela 5 tane tabağım olduğunda direkt bulaşıkla ilgilenebilirim. Servis dışında herhangi bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Burada arada sırada gelip bunlara yemek vermem yeterli. Zaten 2 tane verip şey yapabiliyorum. Seviye aldıkça da daha hızlı çalışıyorlar bildiğim kadarıyla.
Yani arada sırada dükkana peri tozu söylesem ben bunları sürekli çalıştırabilirim ki peri tozları zaten inanılmaz derecede ucuz ama ben teslimatımı almadım, öyle değil mi? Ben hemen şuradan bir teslimatı alayım. Oyun bambaşka bir seviyeye doğru ilerledi bak mesela. Şimdi şu 4 kişilik masaları kenara kakalım. Buradan ver bakayım 6 kişiliği. 6 kişilik masa burada. Buradan ver bakayım 2 kişilik basit masayı buraya. Oraya müşteri var, buraya müşteri var. Birayı onlar mı dolduruyor acaba? Birayı onlar dolduruyor da olabilir. Burada henüz çorba yapılmadı, et yapılmadı. Et ve çorba her zaman yapılabilir. Bulaşıklar hızlı yıkanıyor. Ben sadece arada sırada gelip bir bulaşık suyunu kontrol etsem yeter ha. Fiyatını hiç bilmiyorum efendim. Bana fiyat konusunda bilgi vermediler. Sevgili Kasma, 19. ayın kutlu olsun. Hoş geldin. Ah be. Biri daha mı banlandı? Sağlık olsun be. Abi şey de dememiş aslında. Bir şey de dememiş aslında. Ama şimdi sabahkini düşün. Sabahki çocuk şeye çalışıyor böyle. Organize çalışıyor, anladın mı sabahki? Onun yanında masum. Bir çorba hazırlayalım. Kirli masayla falan bizimkiler ilgileniyor. Hop 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 hop. Çorbanın suyu vardı zaten, değil mi? Tamam, ekstradan bulaşık suyu olsun bu. Acele sipariş. Ateş yakalım şuraya. Ya umarım güzel fiyata çıkartırlar. Güzel fiyata çıkarmalarını ben de arzu ederim şahsen. Baya keyifli oyun ya. Uzun zamandır oynadığım en keyifli simülasyon oyunları arasında. Şöyle yavaştan yavaştan. Perfecto. Çorbamız perfecto. Et pişirelim abi. Hoppa. Mis gibi kardeşim. Fazla fazla et de geldi. Bulaşıkçının falan seviyesi de artıyor. Ay. Sonuncusu kötü oldu. Benim sadece şeyle ilgilenmem lazım. Temizlik. Temizlik, tuvalet. Acele sipariş bira. Bizimkilerin eli dolu ya. Şimdi şey sıkıntı. Mesela ben burada bu adamlara atıyorum birayla iki çorbasını götürdüm. Bu birayı nereye götürüyor mesela? İzin vereyim bunlar servis yapsın ya. Ben uğraşmayayım bence. Abi şöyle yapalım. Hemen stoklama 2 upgrade'ini alalım.
Bununla beraber artık depomuz daha gelişmiş oldu. Buradan kaynaklara gelelim. 16 tane peritozu istiyorum. 15 tane et ver. 10 tane sebze ver. ...15 tane bira ver. 5 tane bundan kıs. Birayı 20 yapalım. Allah bereket versin. Bütün şeyi harcadık. Bira, çorba, et. Bira, çorba. Et. Bira, çorba, et. Birayla et geliyor. Çorbayı ben götüren bari. Oha, 6 kişilik masa falan gelmiş. Bir çorba daha. Çorba, et. Şu çorbaları masaya koymak lazım. Çorbası konmamış bunun. Bizim perilerin beyni mi karışıyor acaba böyle? Bilmiyorum ki. Mutfak benden, servis sizden abi. Mutfak artı temizlik. Aa, şeyi de yapıyor mesela. Temizliği yapıyor, bulaşıkları topluyor. Ama bunların hepsini teker teker yapıyor. Gerçi olduğu kadar be abi. Oyunun ismi Tavern Manager Simulator. Ya Big Ambitions benim oynadığım simülatör oyunları arasında en çok keyif aldıklarımdan biri. Et geliyor. Al. Hızlıya ben bakayım da. İki sosis al. Bira al. Hatta şuraya bir bira şey yapalım. Var ya, ucundan perfect oluyor ha. Vallahi artık perfectine değiline bakmayacağız. Yapacak bir şey yok. İkinci tepsi upgrade'ini alıp periler yerine komple ben uğraşabilirim. Aslında periler sadece temizlikte çalışsa bana çok daha rahat olabilir. Ben çünkü buraların teslimatını rahat bir şekilde götürebileceğime inanıyorum. 6 kişilik masada şeyde. Dur bak, hazır şeyleri yeni aldık. Aa, bulaşıktakine su lazım. Görmüyor, bana aslında temizliğe baksalar yeter. Yani bulaşıkları götürüp toplasalar. Bir tane daha çorba yapsak mı? Var aslında daha 8 tane. Tuvalet mi tıkandı? Yep, tuvalet tıkandı. Mobil versiyonu olduğunu zannetmiyorum. Ki oyun henüz kendi zaten çıkış yapmış durumda değil. Prologuna erişebiliyorsunuz. Oynanabilir kısmına erişebiliyorsunuz. Lakin oyunun tamamına erişmeniz ne yazık ki mümkün olmuyor sevgili dostlar. Böyle bir durum söz konusu. Oyunun tamamına ben yayıncı olduğum için erişim izni verdiler. Bu yüzden ben tam halini oynayabiliyorum. Zaman ayarlısı hangisi? Bira, çorba. Bazı masalar silinmemiş bile.
Adamlar kirli masaya oturuyor mu ya? Bağlandı herhalde. Ya normalde biz temizlediğimizde kirli masaya katiyen oturmuyorlar. Peki iki periyi aşçı olarak kullansam? Acaba öyleli bir şeyler olur mu? İkisi de mutfakta yemek yapsın, geri kalanlarla ben ilgileneyim mesela. Serviste. Bu arada ben umarım Grogoos'un 43. ayını kutlamışımdır. Grogoos çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ateşe odun lazım. Diyorum ya, şu an benim tek eksiğim temizlik personeli. Temizlik personelim olsa hiç sıkıntı yok. Izgarayı çalıştıramıyorum ateş söndüğü için. Ama yeterince et var. Et depolamışız. Çorba yapalım şöyle. Biraz hafif karıştıralım. Vallahi perfekte gelsin diye yırtındım ama. 3x emir. Bir sosisli bir et. Periler bana yardımcı olmaktan ziyade benim aklımı karıştırdı gibi. O yüzden şöyle yapacağım. Dükkanı bir geçici süreliğine kapatacağım. Ya temizlikte çalışsalar amenna ama. Yok abi, servis işini çok da becerebildiklerini düşünmüyorum açıkçası. Müşterinin biri buraya kusmuş ama burada para da bırakmış. Birileri şurada para bırakmış. Gidip şu diğer yerlere de bakmak lazım. Bira, iki çorba, sosis. Bira, iki çorba, sosis. Oho, sen sosisi oraya taşıyacağım da paşam. Birisi meyhaneye kustu. Sarhoş it. Ne yapacağım mesela meyhaneye kusma durumunda? İkinci biradan sonrasını isteyen adamı döveceğim mi? Aynaklık edin. Sadece bulaşıktakine yemek vereyim. Diğerleri bir aynaklık etsin. Bak ben ne yapacağım biliyor musun? Ben şimdi turbo kullanarak oynayacağım. Turbo kullanaraktan oynayacağımdan kastım ne? İki servis tabağını elime alacağım. Gümbür. Adam ne istiyorsa tak tak tak. Tepsiyi upgrade'ledim efendim. Upgrade'li tepsiyi nasıl kullanacağım? Yeni tepsi. Ek tepsinin kilidini açar. Ha şey mi acaba? Mesela biri doldu. Öteki tepsiyi aldı gibi mi? Umarım öyledir. Maker, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. House Flipper 2'ye co-op. Abi güzel olur ya. Yok efendim, oyunda sadece
siz varsınız. Çalışan olarak kenarda uçuşan o mavi kürelerden alabiliyorsunuz sadece yanınıza. Onlar size destek olmak için varlar. Oldukları destekle tartışılır. Yani servise yardım edebiliyorlar, şey yapabiliyorlar. O tarz bir mekanik var oyunda. Hala dükkanın belli bir kısmı kirli. Tamam, yeterince yemek yaptık. Yeterince çorbamız, şeyimiz var. Bir bira doldurmak gerekecek. Ya mesela bak, bira doldurmaya peri atayabilirim. Ama servis konusunda kesinlikle yeterli değil. Sosisleri de astım. Dükkanımı da tertemiz yaptım. Gel bakalım, bu sefer ben servis yapacağım. Ama periler çalışınca dükkan baya baya yoğunlaştı. Peki bir sonraki upgrade'de ne var mesela? Upgrade 7'de. Asistanlar ve VIP bölge devreye giriyormuş. Ek peri yardımcısı ve besleyici yuva açılıyormuş. Peynir ve şarap fıçısı devreye giriyormuş. Peynir ve şarap. Vay be. Ben şimdi bu ikinci şeyin mantığını merak ettim. Aa, anladım. Anladım, anladım, anladım. Yetişmediği zaman ikinci tepsi ortaya çıkıyor anında. Abi müthiş bir şey bu. Gene gelen müşteri olmayacak mı ya? Milleti bekleyeceğime yatayım, uyuyayım bari. Valla öyle bir mekanik olduğunu zannetmiyorum Oğuz, ama asistan tutma muhabbeti var ya. O asistan tutma muhabbetinden belki bir şeyler olabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi ben şöyle bir combo modunu açıp iki tabakla çat 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 bir servis yapayım dükkanda. Paramızı bir kasabildiğimiz kadar kasalım. Aklımız bir başımıza gelsin ya. Buradaki perinin pili bitti galiba. Bulaşık makinesi olarak çevirmişler ya periyi. Ayıp lan. Minik zavallı ponçiklere. Önce bulaşık suyu. Sonra çorba. Dükkan açık değil mi? Sonra çorba suyu. Dükkan terk mi edildi ya? Nerede kardeşim? Müşteri ver bana. Perilere özgürlük. Abi keşke düzgün çalışsalar da. Tek tek servis yapıyorlar. Tek tek servis yaptıkları bir halta yaramıyor ki. Öyle bir servis yapacağım ki milletin aklını başından alacağım dedim. Kimse gelmiyor dükkana.
Şu görselin ne olduğunu anlayamadım ya. Garip bir görsel var orada ama. Oğlum benim dükkan lanetlendi mi lan? Neneye vurmayacaktınız? Neneye tencereyle vurunca değil mi? Dükkanın beti bereketi gitti. Hani bir lokma ekmek vermek yerine böyle tencereyle dalınca harbiden dükkanın beti bereketi gitti. Abi müşteri gelebilir mi dükkana rica etsem? Dedin aşkım. Oyunda nazik ol dedi, sen de nazik ol dedi. Allah'ım sonunda. Gragas kolunun altında bira fıçısı mı taşıyor? Abi bilmiyorum. Ayna ile falan etkileşime geçilmiyor. Afiyet olsun. Hadi la, periler çalışırken bu dükkandan müşteri eksik olmuyordu. Şimdi bir Allah'ın kulu yok. Ha şöyle. Sipariş nedir? Et, bira. Hemen geliyor. Et ve bira servis edildi. Bak direkt işinin başına geçiyor bulaşık olunca. Saniyesinde. Aynen, iki tepsi upgrade aldık. Acele sipariş. Vallahi ne istersen var dükkanda. Lan 5 kişi geçiyorlardı, gelmediler ya dükkana. Aslında şey yapabilirim. Mesela 2 çorba, 2 bira, 2 sosis, 2 de et alırım. Adamlar ne sipariş ederse etsin. Şey yaparım, parayı alabildim. Tepsiyi sonra alıp sileceğim. Bak ne isterlerse istesinler, şey böyle elimde olacak hep. Tık 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 tık. Mesela bunlara hemen servisi yaptım. Bunu aldım. Şuradan bunu aldık, koyduk. Bunu aldık, koyduk. Gene gelen müşteri için bir et, bir bira. Hazır fırının ateşi yanıyorken ve yer varken eti bir löp diye pişirdim. Vallahi Chats'i öyle bir oyun bulursan sana zahmet, bana da haber ver. Bana da ilaç gibi gelir o oyun gerçekten. Hemen bir ateşe odun. Evet arkadaşlar, bu arada biz oyunda aşağı yukarı ya peynirle şarap kaldı ama geri kalan kısmın bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Oyunda yapabileceğimiz her şeyi yaptık diyebilirim. Dolayısıyla yavaştan serimizin sonuna gelmiş olalım. Sevgili Kolsuz, hoş geldin, merhabalar. Evet, müşterilerle konuşunca artı bir memnuniyet veriyor ama ya şöyle düşün, mesela bir parça et servisi yaptığın zaman
Adam sana 30 veriyor, ne bileyim çorbaya 15 veriyor, bir şey veriyor. Oturup öyle uzun uza konuşmak çok da worth olmayabiliyor. Çok fazla masam var zaten. Ellemeyin, masada bulaşıklar biriksin. Çok da dert değil. Tek seferde 8 bulaşığa kadar toplayabiliyorum. Toplar götürürüm hepsini. Oturacak yer çok zaten. Ama dediğim gibi biz oyunda yavaştan sona geldik gibi. Upgrade'leri, güncelleştirmeleri falan yaptık. Adam güzel bir oyun ortaya koymuş. Yani yapan kimse artık. Stüdyo mudur, ekip midir, tek kişi midir bilmiyorum. Hani hakikaten güzel bir içerik ortaya koymuş. Benim açıkçası hoşuma gitti. Al abi. Oyunu genel olarak beğendim, evet. Yani 4-5 saat boyu full aktif tutmayı başardı. Hatta hala aktif tutmayı başarıyor. Ya sürekli yapacağım bir şey var. Ne bileyim işte ızgaranın ateşini harla. Odun kes. Bulaşık için su getir. Ne bileyim sebze için su getir. Yapacağın çorba için. Odun kes, masalara bak, temizliğini yap. Arada tuvalet tıkanıyor. Git tıkanan tuvaleti temizle. Kendine peri yardımcılar al. Hani o peri yardımcılarla beraber böyle gelişiyorsun, ediyorsun falan. Ya genel anlamda sürekli olarak aktif olduğumuz çok güzel bir yapım. Shahindo'cum hoş geldin. Shahindo Prime'ın avantajıyla 23. ayında. Baba hoş geldin. Bir yere geçiş yapma gibi bir durumumuz yok sevgili Shahindo. Şu şekilde. Sabahları Twitch'teyim. 2-3 saat kadar, 4 saat kadar Twitch'te canlı yayın akışı gerçekleştiriyorum. Akşamları YouTube'dayım. Öğlenleri Kick'teyim. Yani görüp görebileceğin bütün canlı yayın kanallarını aktif olarak kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sistem bu şekilde ilerliyor. Her yerde yayın var. Sevgili Kolsuz, evet, Mount & Blade Warband ve Mount & Blade 2 Bannerlord halen oynuyorum. O oyunların yayın akışı hala gerçekleşiyor. Genelde YouTube'da gerçekleşiyor. Yani kusmasaydın iyiydi. Bir de son kademe şeydi yani. Son kademe bir aydı. Al abi çorban. Hepsinin adedinin teke düştüğüne bakmayın. Evet, aslında biz burada yavaştan oyunu salabiliriz dostlar. Tavern Manager Simulator'da böyle bir oyundu. Hakikaten 5 bölüm içerisinde yapabileceğimiz her şeyi yapıp görebildiğimiz her şeyi gördüğümüzü düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.